Market ekranlarında seans notlarıyla karşınızdayız. 14.45'i gösteriyor saatlerimiz ve piyasalara şöyle bir bakalım, sonrasında beklentileri alacağız, konuşacağız. Borsayla başladığımız zaman 10.000'le düşük. Çok sınırlı bir geri çekilme var. 10.800 puanın üzerinde tutunuyoruz ancak 11.000'i aşmakta zorlanan endeks şu an itibariyle yatay negatif bir seyre geçtiği gibi duruyor. Puan bazlı katkılara bakalım hemen kısaca. Birinci sırada puan bazlı katkıda Türk Hava Yolları yer alıyor. İkinci sırada TAV Havalimanları Holding AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı olarak devam ediyor. Ve en düşük puan katkısı, yani puan bazlı olarak negatif katkı nereden geliyor diye bakarsak, birinci sırada Akbank'ın olduğunu görmek mümkün oluyor. Yapı Kredi Bankası ve Ford Otomotiv Sanayi olarak devam ediyor. Bankacılık tarafında %1,31'lik bir düşüş dikkatleri çekiyor şu an itibariyle. Sanayi Endeks'te de %0,17'lik aşağı yönlü bir hareket var. Dolar TL tarafına bakalım. Orada 32,80 seviyesi gözlemlenirken Euro TL'de 35,50'yi görüyoruz. Euro dolar paritesi 1,08'in üzerinde. 10.008'lik hafif bir geri çekilme olduğunu görmek mümkün oluyor. Ama dolar endeksinde de yine aynı oranda bir yükseliş var ve yeniden 105,1 seviyesindeyiz. Yani burada 104'lerden yeniden dolar endeksinde 105'lere gelen bir tablo bizi karşılıyor. Spot altın 10.005'lik geri çekilme içerisinde ve 2.357 dolar seviyelerinde, gram altında ise 2.489 lirayı görüyoruz. %0,46'lık yükseliş var. Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket bu hareketi desteklemiş gibi duruyor. Bitcoin'de ise 57.492 seviyesi karşımıza çıkarken %2'nin üzerinde primler dikkatleri çekiyor. Ama tabii son birkaç haftadır gerçekleşen bu aşağı yönlü hareketin sonu geldi mi? İşte bunu takip edeceğiz. Dipten alımlar bir miktar Bitcoin özelinde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ve her iki tip petrolde de %0,30 civarında bir geri çekilme var. Brent petrol 86 dolardan 85 doların üzerine geriledi. Şimdi Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Ersöz bize eşlik edecek. Vakit kaybetmeden kendisine gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin. Şimdi dün ABD borsalarına baktığımız zaman S&P 500'de hem Nasdaq'ta rekorların tazelendiğini gördük. Morgan Stanley'den ise bir düzeltme uyarısı geldi. Cuma günü bilançolar açıklanmaya başlayacak ve orada son böyle artık iyimser bilançolarla karşılaşabiliriz uyarıları da yapılıyor. Bunun yanı sıra bugün de gözlerimiz saat 17'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'daki yarı yıl konuşmasında olacak. Tüm bu gelişmeler varken acaba bize neler anlatacaksın? Küresel risk iştahı nasıl seyrediyor? Piyasalar hem Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip ederken diğer taraftan bilançoları bekliyor. Baktığımızda 35. kez rekor kıran S&P 500 endeksi 36. kez rekor kırmaya hazırlanıyor desek yanlış olmaz herhalde. Çünkü vadeli tarafta da yukarı yönlü bir performans olduğunu görüyoruz. Tarihlerimiz 1928 yılından bu yana S&P 500 yükselişine baktığımızda en uzun periyodunu yaşıyor. %2 düzeltme seviyesine ulaşmadan en uzun işlem performansını gerçekleştiriyor. 11. dönemini yaşamış oluyor. Ve 2024'ün kalan iki çeyreklik dönemi için ve 2025 yılı için hisse başı kar beklentilerine baktığımız zaman da biz rekor seviyeye yükseldiğini görüyoruz. S&P 500 endeksi ile beraber rekor tazeledi. Gidelim bakalım ne kadar yüzdelik bir değişim olacak hisse başı beklenen kar beklentilerinde. 2024'ün beklediğimiz 3. çeyrek ve 4. çeyreği için %8'in üzerine bir yukarı yönlü potansiyel olduğunu görüyoruz. 2025 yılına geldiğimizde bu rakam daha da büyüyor. Çift haneye ulaşıyor. 2025'in ilk çeyreği için %14,7, yukarı yönlü büyüme 2025'in ikinci çeyreği için 15,3, üçüncü çeyrek için %14, dördüncü çeyrek için ise %12,8'lik bir beklenti var. Bütün bunlar aslında şu anda yaşadığımız rally döneminin uzun bir periyoda yansıdığını bize gösteriyor. Diğer taraftan hangi hisse senetleri bundan sonra daha fazla gidebilir? Bu konuda beklentiler değişiyor. Biz yılının ilk yarısında hem teknoloji endeksinde hem de iletişim sektöründe yukarı yönlü performans göstermiştik S&P 500 endeksi içerisinde. Finans ve bankacılık şirketleri de buna eşlik etmişti. Diğer tarafta eksik kalan aslında emtia duyarlı hisse senetleri, enerji hisse senetleri geride kaldı demiştik. Buna dair analizi dün Goldman Sachs'a aktarmıştık. Çünkü o da aslında hedge fonların son 5 ayın en güçlü biçiminde bu alana yöneldiğini ifade etmişti. Şimdi ard arda gelen farklı açıklamalar var. Citibank şunu ifade ediyor. Yapay zeka beklentisi ve rallisi bitmedi. Buradaki karlılık uzun süre kalmaya devam edecek. 2019'dan bu yana en güçlü momentumu yaşıyor piyasa diyor. Kar almayı öneriyoruz. Ama
ama yapay zeka şirketlerini şu anda satın almama riski bizce çok daha büyük diyor. Oppenheimer ise S&P 500 için 2024 sene sonu hedef beklentisini 5900 seviyesine revize etti. Bu gelişmelerle beraber Morgan Stanley ise aslında hem bilançoları takip ettiğimiz hem ABD başkanlık takvimini takip ettiğimiz süre içerisinde bir miktar kar realizasyonları olabilir. Üçüncü çeyrekte %10'luk bir düzeltme hareketi yaşayabiliriz diyor. Goldman Sachs ise şunu ifade etmiş. Kar beklentileri yüksek, çıtalar yüksek ama bakalım S&P 500 endeksi bunu karşılayabilecek mi diye bir öngörü paylaşmış. Gidelim buradan aslında piyasanın en çok konuşulan 7 aktörüne bakalım. Muhteşem Yedili'ye dair de bir görselimiz var aslında. Bu görselde de Muhteşem Yedili ve diğer şirketlere dair büyüme beklentilerini kaleme alıyoruz. Aslında beklentiler hala Muhteşem Yedili özelinde yukarı yönlü revize edilmiş durumda. Sebebi ise biz aslında Ekim 2023 dip seviyeden S&P 500'ün şu andaki ana kadar yükselişine baktığımızda buradaki en büyük 10 şirketin S&P 500'deki yükselişin %60'ını getirdiğini görüyoruz. Diğer kalan %10'luk şirket ise aslında %8'lik büyüme sağlamış durumda ve kademeli olarak diğer küçük şirketlerin getirisi çok çok daha azalmış durumda. Ama grafikte değişen bir eğilim var. Mavi ile beraber biz Muhteşem Yedili'yi takip ediyoruz. Turuncu renk ile beraber Muhteşem Yedili harici şirketlere bakıyoruz aslında. 2024'ün 3. çeyreği için Muhteşem Yedili'den beklenti hala güçlü şekilde ifade ediliyor. 2. çeyreği için aslında güçlü şekilde ifade ediliyor. %29,1'lik bir büyüme potansiyeli ortaya konmuş. Ama geliyoruz bakıyoruz. S&P 500'de Muhteşem Yedili harici hisse senetleri için çok minör. %4,7. Ama bu rakam ileride değişiyor. Ta ki 2025 yılına geldiğimizde 2025 yılının ilk çeyreğinde Muhteşem Yedili harici şirketlerin daha hızlı büyüyeceğine dair beklenti var. Burada rakam %14,2 seviyesine ulaşmış durumda. S&P 500'deki getiri oranı ise, karlılık ise, büyüme oranı ise yavaşlamış ve dengelenmiş. %16,4'e kadar geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla aslında piyasa bize büyük bir işaret veriyor. Bugüne kadar en büyük şirketlerin, ilk 10 şirketin, Muhteşem Yedili'deki şirketlerin potansiyelini konuşmuştuk ama 2025 bir miktar daha arkada kalan küçük şirketlerin ve daha aslında jeopolitik risklere, başkanlık seçimlerine ve dünyanın küresel gidişatına bağlı olarak farklı hisse senedinin ve portföylerin öne çıkacağına dair bir işareti sunmuş oluyor diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz Sevcan, aktardıkların için diyelim ve devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda şu anda. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kadir'den açıklamalar var. BYD'nin Türkiye yatırımıyla ilgili olarak 6 ay süren müzakereler yaptık. Devam eden görüşmelerimizin olduğu başka markalar da var şeklinde TRT Haber'e verilmiş bir mülakattan çıkanların ekranlara yansıyor şu anda. Tabii ki bu önemli. Bunların piyasa etkilerini hepsini konuşuyoruz. Ama şimdi değerli bir isimden beklentileri alacağız. Piyasaya dair Avro Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı bizimle beraber. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Reyhan. Sağ olun. Şimdi bu konuyla bir başlayalım mı? Şimdi son dakika gelişmesi var. Hep böyle hani sıcak para girişi diyoruz ama biraz daha böyle doğrudan yatırımların artması aslında tabii ki daha çok istenen, daha çok bize uzun vadede faydalı olabilecek bir durum. Ne dersiniz? Hani dün gelen bu haber ki ardından başka markalar da olabilir şeklinde bir açıklama az önce paylaştık izleyicilerimizle. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gibi gelişmeleri? Aslında son derece olumlu ve Türkiye'nin otomotiv piyasası, otomotiv sektöründeki gücünü gösteriyor. Geriden bu tarafa baktığımızda pek çok işte İtalyan, Amerikalı olmak üzere, en başta olmak üzere iki büyük ortakla yıllardır ciddi bir üretim yapıyoruz aslında. Türkiye bu anlamda biraz daha böyle parçaların birleştirildiği bir otomotiv sektörünü içeriyor aslında. Bu diğer özellikle elektrikli araçlara yönelik ciddi bir beklenti var. Orada da biraz güç kavgası da var. Yani orada bizim ben biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafta Amerika ben elektrikli araçlar konusunda lider olacağım diyebiliyor. Diğer tarafta Çin bunu söylüyor ve belli ülkelere de yatırımlarını yönlendiriyorlar. Avrupa'nın burada şu anda çok bir niyeti yok. O biraz daha diğer
petrol tarafında. Ama dolayısıyla o güç dengesini korunarak Sayın Fatih Bakanımızın da işi oldukça zor gibi görünüyor. Çünkü kolay bir durum değil bu kararı vermek. Her iki tarafta bütün dünyadaki dengeleri koruyarak bu kararı vermek gerekecek. Ama sonuçta bizim için çok değerli bir gelişme. Bence pek çok taraflara, pek çok ülkeye bu alanda teşvik edip gelmelerini sağlamak lazım. Yani şimdi de gelsin ama yıkıldı gelsin. Ve gerekli rekabet ortamında gerekli üretimler yapılsın ve ihracat artsın. Evet. Şimdi buradan endekse geçelim. Tabii. Şimdi 11 bini aşmakta güçlük çeken bir endeksin olduğunu görüyoruz. Ama tabii yine de hani trend yukarı yönlü gibi duruyor. İlk yarı geride kaldı. Şimdi ikinci yarıda. Sizin buradaki genel beklentiniz nedir acaba? Hani şöyle yani eğer biraz daha orta vadede bakarsak işte 3 dolar civarında hareket etmeye çalışan bir endeks var. Aslında bizim yönümüz yukarı doğru ve 4,5-5 dolara doğru olan bir hareketi görme olasılığımız yüksek. Bunun hangi vadede olur? Büyük olasılıkla 1,5-2 yıllık bir süre içerisinde biz bu 4,5-5 dolara olan hareketi görürüz. Ha, kısa vadeye baktığımız zaman daha böyle önümüzdeki birkaç aya baktığımız zaman volatilite biraz daha yüksek görünüyor. Onun da nedenleri var. Çok sert bir yukarı yönlü hareketi yaşadık. İşte bunu biraz sindirmeye çalışacağız ama bir taraftan da ve enflasyon tarafında bir başarılı politika uygulanıyor. Bunun devamını görmek isteyecektir yatırımcılar. Dolayısıyla yabancı yatırımcının burada Türkiye'ye olan niyetini, öngörüsünü anlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Evet, ve tabii ki bizim iletişimimiz, iletişim politikalarımız burada önemli ki gördüğüm kadarıyla Sayın Mehmet Şimşek Bakanımız bu konuda oldukça aktif. Yine bir diğer yabancı yatırımcı JP Morgan'la olan toplantısı da olacak bu hafta. Dolayısıyla bence bu tarafta orta vadede baktığımızda güçlü yukarı yönlü hareketi görmekle birlikte kısa vadede biraz daha volatil bir piyasa beklentisi içindeyim açıkçası. Ha, nedir buradaki volatil piyasa? Bu civar işte şu anda baktığımız zaman 3.30 dolar civarındayız. 3 doları güçlendirmeye, 3.10 doları güçlendirmeye çalışan bir endeks görebiliriz ve arkasından da yönümüz yukarı doğru olur. Çünkü biz her seferinde bu 3 kere falan 5 doları denedik, kıramadık ama bu sefer biraz daha farklı bir hikaye yazıyoruz ve dünyada da güçlü bir alım ivmesi var aslında. Bir de tabii Amerika'yı da görmek lazım. Yani Kasım'da bir seçim var şu anda. Arabi satış dalgası arkasından tekrar Kasım'a kadar yukarı yönlü bir hareket beklentisi içindeyim açıkçası. Evet, şimdi hani sektörel olarak baktığımız zaman biraz böyle hani bankacılık çok ciddi yukarı gitti bu sene başından beri. Orada hani bazı sektörler pozitif ayrıştı, bazıları ise geride kaldı. Şimdi hani biraz ucuzluk olarak baktığınız zaman ve sonrasında hani trene binebilecek olan yatırımcılar için hangi sektörler burada daha fazla öne çıkıyor acaba? Şöyle bakıyorum orada da yani çok basit aslında. Şimdi bu gibi yayınlarda biraz basite indirgeyerek paylaşmak gerekiyor. Genel endeksin FK'sına bakmak lazım. FK nerede? İşte 8 seviyelerinde. Oraya göre hangi sektörler daha aşağıda, daha fiyat, hangi fiyatla işlem görüyor onu biraz analiz etmek gerekiyor ki böyle baktığımız zaman biz hala bankacılık sektörünün ucuz kaldığını görüyoruz. Otomotiv sektörünün ucuz kaldığını görüyoruz. Gayrimenkul yatırım ortak sektörü yine aynı şekilde. Petrol sektörü aynı şekilde. Dolayısıyla böyle 4-5 sektör şu anda aslında ortalamanın altında bir fiyat kazançla aşağı yukarı işlem görüyorlar. Böyle baktığımız zaman işte havacılık yine aynı şekilde. Ve zaten bunlar gündemde bizim önem verdiğimiz, konuştuğumuz şirketleri de içeren sektörler oluyor. Büyük olasılıkla bu ucuzluğu da yabancı yatırımcı bir şekilde fırsat olarak görecektir. Yani görüp bu hisse senetlerine yatırım yapmaya zaten başladı böyle bir trend biliyoruz. Özellikle tabii bono da biraz genelde de böyle oluyor. Önce bono tarafında, tahvil tarafında. Evet, zaten hep söylüyordun. Evet. Önce orası, sonra hisse senedi tarafı. Biraz onlar da tabii sindire sindire geliyorlar ama enflasyon tarafındaki savaşımızı başarıyla sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu hemen olacak bir süre, bir tabii ki sonuç değil. Mutlaka 1-2 yıllık bir sürece yayılacak. Şu anda Amerika'ya bakıyoruz. 2 yıldır uğraşıyor ve aşağı yukarı bir sonuca gelmiş vaziyette. Bence bizim daha gidecek yolumuz var. Bir 2025 birinci yarısını da görmek gerekecek. Hatta 2025'in ikinci yarısıyla birlikte artık enflasyon nispeten istenilen yerlere gelmiş olacak gibi görünüyor Reyhan. Evet, orada yani makroekonomik veriler özellikle de bizim enflasyon mücadelemiz sanıyorum ki hani bütün raporlara da giriyor. Birincil olarak hani yabancının takip ettiği konu mu, ne dersiniz?
Kesinlikle, çünkü öyle bir noktadan geldik ki 70 enflasyon, 70 enflasyon 2001 yılında gördüğümüz enflasyondu. Tekrar oralara döndük, geldik ki o zaman biraz böyle yurt dışı yatırımcılara gittiğimiz zaman onlar ayrıca bir şaşırırlardı, nasıl yaşıyorsunuz diye. Böyle yüksek tansiyonla sürekli yaşamak gibi bir şey. Ve onların çok, yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuzu tekabül ediyor. Sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla şu anda gelmiş olduğumuz nokta, evet, daha gidecek yolumuz var. Benim gördüğüm kadarıyla biz bir şekilde yine işte 25'lere 30'lara doğru hızlıca ineceğiz ama bu özellikle 25'lere inmek büyük olasılıkla 2025'in son çeyreğine doğru olacak. Ha, bu arada işte 50'den 70'ten 50'ye indik, 50'den 40'a indik. Bunları göreceğiz büyük olasılıkla. Hem matematiksel olarak bunları göreceğiz hem de kendi yumuşayan biraz, evet, o sert kararlı bir iş tüketim vardı. O biraz daha artık yumuşamaya başladı. Tabii biraz yaz dönemi, herkes biraz daha farklı yerlerde tüketim yapıyor. Evet. Ama benim gördüğüm kadarıyla biraz daha bir durgunluk, istenmeyen bir şey, çok istemediğimiz bir şey ama tüketim tarafındaki bu yavaşlamanın da öne çıkması gerekiyor. Tabii burada her zaman onu söylüyorum. Bizim enflasyonlu hedefte, enflasyon hedefinde asıl iki önemli değişkenimiz var. Birisi TL'nin güçlü durması, öbürü de enerji fiyatları. Buralarda çok ekstra bir hareket yediğimiz zaman zaten her şey allak bullak oluyor. İstediğimiz kadar kemerleri sıkalım, istediğimiz kadar tüketmeyelim. Buradan maalesef böyle hep onu söylüyorum, kaşıkla topluyoruz, kepçeyle bir anda maalesef yok ediyoruz. Dolayısıyla o tarafında, yani TL'nin daha fazla güçlenmiyor olması, değer kaybetmiyor olması burada kritik bir durum ve enerji fiyatlarını da çok yukarılarda seyretmiyor olması bizi şu anda destekleyecek önemli hususlar. Yani dış şoklara karşı hani kırılganlık var ama hani umalım ki o dış şoklar olmasın. Şimdi kısa vadede volatil bir piyasa beklediğinizi söylediniz. Endeks için bundan bahsettiniz ama şöyle bir hani portföy dağılımı yapmanız gerekirse bu hani volatilitenin bir miktar artmasını beklediğiniz dönemde neler söylersiniz burada? Tabii yani portföy dağılımı olarak baktığımızda sonuçta bir portföy yönetim şirketi ortağıyım ve de yöneticisiyim. Bizim işimiz portföy yönetmek ve nakdi yönetmek. Biz burada bütün enstrümanları anlamaya çalışıyoruz. Bütün enstrümanları portföy ürünleri arasına koymaya dahil ederek portföyleri yönetmeye çalışıyoruz. Gün geliyor sevmesek de mevduata yönleniyoruz. Çünkü her zaman bizim için mevduat bir rakip olmuş oluyor. Ama şu günlerde baktığımızda ben yine hisse senedi orta seviyede bir yatırımcı, risk alacak yatırımcı olarak baktığımızda yani 40-45 seviyesinde hisse senedi ağırlığı uygun olduğunu düşünüyorum. Bu önümüzdeki ama 1-2 yıllık bir vadede, yani yatırımcı ben bugün koyacağım, yarın bu parayı buradan çok ciddi bir getiri sağlayacağım derse hayal olur. Öyle bir beklentiyi yaratmamak gerekiyor ki ben pek çok kendi yatırımcılarımızla da bunları konuşuyoruz. Onun dışında 40-45 dedik, endeks dedik. Evet. Döviz tarafında çok büyük bir beklentim olacağını düşünmüyorum. Ama ya ben rahatsız oluyorum, biraz dövizim olsun, yurt dışı ataklara karşı kendimi rahat hissetmek istiyorum diyen çok fazla yatırımcımız oluyor maalesef geçmiş deneyimlerinden dolayı. Dolayısıyla burada 15-20 civarında bir döviz bazlı ürünler olabilir. Veya eğer ürün olursa tabii ki bunu hatta biraz 25'e doğru da çıkarabiliriz. Ve geri kalanda da mevduat, döviz, TL bazlı, faiz bazlı ürünlere yönlendirmek doğru olur. Yine kendi içerisindeki, yani alokasyonu böyle yapıp kendi içindeki alt kırımlara baktığımızda da hisse senedi tarafında bu biraz önce bahsettiğimiz sektörler şu anda uygun gibi görünüyor. Tabii orada biraz daha okuryazarlık önemli. Analiz raporlarını takip etmek, onların öngördüğü şirketleri öne çıkarmak çok değerli. Çünkü analistler bu şirketlerle sürekli olarak görüşüyorlar. Ve zaten bizlere de bu bilgileri analistler veriyor. Biz de onlarla görüşerek bu toplantıları yaparak veya bizzat kendimiz şirketlerle iletişim kurarak bu portföyleri yönetmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi döviz %15 ila 20 döviz bazlı ürünler olabilir. Hani ürün olacaksa da %25'e kadar çıkabilirdiniz. Evet. Onun içeriğini, onu biraz hani para tarafını biraz açalım. Özellikle de hani şimdi Avrupa tarafında önce İngiltere seçimleri, sonra Fransa seçimleri geride kaldı. İngiltere'de sürpriz bir durum yok ama Fransa epey sürprizli geçti. Evet. Ve bundan sonra da hani o Euro-Dolar tarafında bir belirsizlik sanki var.
hakim olacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Fransa tabii enteresan. Birinci seçim sonucu ikinci arasında önden güçlü bir sinyal verildi. Diğerleri korkup bir tarafa toplandı ve seçim sonuçları yine sol tarafın elinde oldu ki Fransa'da görülmemiş bir şey aslında sağ tarafta. Böyle bir güç yıllardır birike gelen bir durum var orada. Orası tabii biraz şey yapıyor yani dünyanın geri kalanını da etkileyecektir büyük olasılıkla. Ama benim gördüğüm zaman yani pariteye baktığım zaman orada şu anda çok böyle güçlü bir atak beklemiyorum. Önümüzdeki 2025 yılının hatta birinci yarısına kadar. Yani 1.10, 1.08 böyle uyuyor, uyur gezer vaziyetinde o halinde hissetmiyorum ama çünkü gerçekten insan böyle bir ayrı bir enerji istiyor o paritede bazı günlerde. Ama şu anda hem Avrupa'daki bu belirsizlik, Avrupa ve Amerika tarafındaki faizlerle ilgili biraz daha ertelenme süreci orada bir şey var. Yani parite tarafının biraz sakin gitmesine neden oluyor. Çünkü evet Avrupa önceden başladı faiz indirimine. Onu görüyoruz. İndirmeye de büyük olasılıkla devam edecek. Zaten bu adamlar büyüyemi yok ki. Yani sıfır civarı işte birin hemen altında büyüme üretebilen bir ekonomisi var Avrupa'nın. Amerika burada biraz daha işi ciddiye alıp büyümeyi yavaşlatmaya çalışıyor. Ama ana resme baktığımızda faiz dengesine de baktığımızda benim oradan açıkçası eğer sadece faizle bakarsak ne diyebiliriz? Ya paritenin aslında dolarla yine hareket etmesi lazım diyebiliriz. Ama diğer tarafta diğer böyle pek çok işte siyaset, politika gibi bir takım konuları da öne çıkarırsak sanki biraz daha böyle 1.10 civarında kalmaya çalışan pariteyle baş başayız. Uyur gezer dediniz 1.08, 1.10'da böyle tökezleyen bir parite var. Tabii işin siyasi ayağı ABD'de de gündemimizde olacak. Orada da Kasım ayı öncesi orada da bir hareketlenme olacaktır mutlaka ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Avro Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı konuğumuzdu. Seans notlarının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.